Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı başlıyor. Evet, Akitv ekranlarından canlı yayınlanan Manşetlerin Diline Bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş, öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KJ'ler olan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir, programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Eyvallah, sağ olun. İliç'teki faciayla başlayalım mı isterseniz? Refah var, İliç var. Dünyanın dört bir yanında değişik sıkıntılar var. Ama önce evdekinden başlamakta fayda var. Sabah madende heyelan, 9 işçi toprak altında. Akit madende heyelan, 9 işçi toprak altında diye vermiş. Cumhuriyet gazetesi göz göre göre facia diye vermiş. Bir gün gazetesi de yağmanın bedeli demiş. İliç'teki siyanürlü altın madeninde göz göre göre gelen felaket diyor. Uyarılara ve itirazlara kulaklarını kapatan iktidar büyük bir yıkıma yol açtı demiş. 9 işçi kayıp, Türkiye tarihinin en büyük çevre felaketiyle karşı karşıya, tek nedeni demiş. AK Parti'nin sınır tanımayan açgözlülüğü demiş. Ben haberin herhangi bir yerinde arıyorum. AK Partili kim bu madeni işletiyor? AK Parti maden mi işletiyor? Mesela CHP bankacılık faaliyetinde de bulunuyor ama AK Parti bir maden işletiyor mu diye baktım. Yok. Ama açgözlülüğü diyor. Evet, Kanadalı bir şirketin organizesinde yapılan bir faaliyet, bir çalışma ki altın madeni konusunda da, altın çıkartma konusunda da Kanadalı şirketler dünya genelinde meşhur. Olması gerekir mi, gerekmez mi? Can tehlikesi olan yerlerde bunu sıfırlama durumu olmadığı noktada en azından tedbirler mahiyetinde bunu çok çok asgari bir orana indirme gerçekleşmeden altın çıkartmaya başlanmalı mı, başlanmamalı, ayrı bir tartışma. Bir yandan eğer dünya genelinde Kanadalı şirketler bu işleri, bu faaliyetleri yürütüyorsa, Kanadalı bir şirket Türkiye'de altın madeni çıkartma noktasında yatırım yapmayı göze aldıysa, bir yandan işte Türkiye'de adalet yok, adalet olmadığı için de yatırım gelmiyor denilirken, diğer taraftan da niye altın çıkartıyoruz ki biz yerin altındaki altınları diye eleştiri getirilmesi doğru değil. Ama tedbir alınması noktasında Bir Gün Gazetesi'nin söylemleri, Cumhuriyet Gazetesi'nin söylemleri, Sözcü'nün söylemleri azami derecede mutlaka dikkat edilmesi gerekir. Edilmiyor anlamında söylemiyorum ama benim görebildiğim kadarıyla heyelan diye ilk anda açıklamalar yapılmıştı. Heyelandan ziyade çıkartılan toprakların biriktirildiği yerden kayması var. O devasa toprak biriktirilmesi teorik olarak, teknik olarak mümkün müdür? Tedbir olarak bu toprağın kaymaması için neler alınmıştır? O konuda uzman değilim ama dışarıdan baktığınız zaman devasa bir toprak yığını, renginden belli, yığılmış oraya toprak. O toprağın hele hele çukur yerlere siz doldurmadığınızda tepelere doğru koyduysanız, onun şöyle veya böyle suni yaptığınız bir dağın küçük bir kıvılcımla yerini değiştirebileceğini de öngörmüş olmanız lazımdı. O açıdan belki tedbirler noktasında azami gayret sarf edilmediğini söylemek mümkün. 9 insanımız şu an o heyelan diye açıklanan toprak kayması, kimisi de toprak patlaması diye ifade ediyor. Ne derseniz deyin adına, 9 insanımız şu an o toprağın altında. İnşallah canlı kurtarılırlar diyorum. İşte kamyonunu sürerken üzerine toprak yığılmış. Acaba kaç metre altındadır? Evet, 10 milyon metreküp toprak
yer değiştirirdi deniliyor. Ama kurtarma çalışmaları azami gayretle sarf ediliyor. Belki üst taraflardadır diye ümit ediyoruz. Belki işte kamyonun içerisinde ne kadar dayanabiliyorsa dayanıyordur diye ümit ediyoruz. İnşallah diyoruz ama sonuç itibariyle bu kazaların da olmaması için, yaşanmaması için bir yandan eleştiriler yapılsın, eyvallah. Ama sizin örnek gösterdiğiniz Kanada'sı, Amerika'sı, İngiltere'si şirketleri bu işi yaparken de bu kazalar yaşanıyorsa, bunun da sorumlusu Türkiye'dir derseniz, Ahmet'tir, Mehmet'tir, AK Parti iktidarıdır derseniz, bütün dünyanın suçlarını siz getirip AK Parti'ye veya Tayyip Erdoğan'a yamamaya çalışıyorsunuz demektir. Şunu söylesinler, ona da katılırız. Ya Kanadalı şirket menfaatine bakar, hukuk, adalet vesaire bakmaz. O noktada biz de aynı şeyleri söylediğimiz zaman, yok kardeşim öyle bir şey değil. Adamlar o kadar disiplinli çalışıyorlar ki, adamlar adalete o kadar çok önem veriyorlar ki diye bize akıl vermeye çalışanlar, şimdi Kanadalı şirketin hiç ismini bahsetmeden Çevre Şehircilik Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, evet, efendim söylüyor. Şu AK Partili isim, bu AK Partili isim. Murat Kurum döneminde onay aldı diyor Cumhuriyet Gazetesi. Ama şunu söylemiyor, Murat Kurum döneminde de bir yanlışlarını yakalayıp ceza kesildiğini de, sonra o işletmenin o yanlış üzerinde de ısrar etmeyip o cezadan sonra normal işleyişe geri döndüğünde söylemiyor. Evet, en üst sınırdan ceza verilmiş. Öyle sembolik bir ceza falan verelim, kapatalım dosyayı denilmemiş. 16 milyon liralık bir ceza verilmiş. Kanundaki ceza miktarının da en üst seviyesinde. Dolayısıyla burada Türkiye nasıl ki biz kentsel dönüşümde depreme karşı tedbir alma noktasında AK Partilisi, CHP'lisi, şu partilisi, bu partilisi ayrımı olmadan bir karar verip hızlı bir şekilde dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım. Yoksa deprem geldiğinde o binaların altında insanlarımız kalacak, bu ülkenin insanları kalacak. Bu ülkenin AK Partilisi veya CHP'lisi veya İyi Partilisi veya Saadet Partilisi, hangi partiden olursa olsun insanlar o depremin yıktığı binaların altında kalacak diye hatırlattığımız gibi. Bu altın madeni olur, başka madenler olur. Bu noktada da Türkiye'nin Türkiye olarak bir karar verip, evet biz bu madenleri çıkartmak zorundayız. Dünya genelinde bu çalışmalar yapılıyor. Biz burada geri kalamayız. Bu petrol olur bir yerde, bir başka yerde doğalgaz olur, bir başka yerde altın olur, kömür olur vesaire. Dolayısıyla biz bunları çıkartırken azami ölçüde şu tedbirleri alalım ki bu tedbirleri alma noktasında da bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği'nin belki tek faydası da odur. Avrupa Birliği'ndeki işçi güvenliği, iş güvenliği noktasındaki kuralları birebir Türkiye'ye kopyalandı. Onun üzerinde küçük rötuşlar da yapılabilir Türkiye'ye özgü şartlar sebebiyle. Ama o tedbirler alındığı halde böyle kazalar yaşanabiliyorsa, ki benim tahminim o tedbirlerin de %80 oranında, %70 oranında alınmadığını gösteriyor benim kabaca gözlemlerim. Çünkü o yükseklikte bir toprak yığılması olmaması gerekirdi. Başka alanlara çekebiliyorsanız toprağı çekersiniz. Maliyet falan filan bu işte bu kadar uzun süreli, uzun düşünülecek bir şey değil. Eğer yerin altındaki altın madeni o toprağı güvenli bir yere götürecek kadar bir maliyeti karşılamıyorsa, o zaman da çıkartmaya gerek yok, burayı kapatıyoruz dersiniz, olur biter. Bu noktada eleştirilere açık olması lazım iktidarında, ama karşı cenahın da iyi niyetli olmadığını söyleyelim. Niye iyi niyetli değiller? Dün mesela hayretime mucib oldu. İnternet sitelerinde bir haber ararken gördüm. Jeotermal enerjiye karşı çıkan ve afişle bunu dillendiren insanlar gördüm. Ya şimdi
HES'e karşı çıktılar. Efendim suni baraj yapıyorsunuz, burada patlıyor, şu oluyor, köylüler su altında kalıyor, estek köstek. İzah etti yetkililer. Ya o barajlar öyle devasa barajlar değil, küçük küçük su yığınakları, su depoları diyebilirsiniz. Dolayısıyla hidroelektrik santraller için o nehirlere kurulanları kastediyorum. Bunların öyle bir tehlike oluşturması söz konusu değil dediler. Ama bir bakış açısı. HES'e karşıyım, nehirlerin üzerindeki HES'lere karşıyım diyorlar. Peki evindeki elektrik nereden geliyor? O olsun. Telefonlarımızı şarj edelim, en kralından elektrikli ısıtıcılar olsun, en kralından yemek pişirme elektrikli ısıtıcıları olsun vesaire vesaire. Ama HES olmasın. Peki HES'e karşısın. RES'e? Rüzgar enerjisi santrali, ona da karşı. Efendim doğayı değiştiriyor bilmem rüzgar, ona da karşı. Efendim güneş enerjisi toprakların üzerinde kullanılmaz hale getiriyorsunuz. GES'e de karşıyım. Şimdi CES'e de karşıyım. Jeotermal santrallere, nükleer santrale zaten karşılar. Orada belli bir haklılık payları da belki olabilir. Ama burada her şeye karşıyım ama en güzel elektriği de ben kullanıyorum. Onu şunu yapıyorlar. Şey mesela HES'e karşılar. HES santralinin önünde eylem yapıyorlar. Çadır kuruyorlar. HES santralinin önünde ya da hemen yanındaki bir kafeteryada eylem yapıyorlar. Telefonlarını da o kafeteryadaki fişe takıyorlar. Bilgisayarlarını o kafeteryadaki fişe takıyorlar. O kafeterya yandaki HES santralinden elektrik alıyor. Orada oturuyorlar bilgisayarlarıyla, haber geçiyorlar dünyaya. BBC'si, ta Washington Post'u geliyor bunu yapıyor. Artvin'de ne işi var Washington Post'un? Geliyor burada haber yapıyor. Türkiye'de çevre felaketi diyor. Ya buna bir alternatif elektrik üretim şeyiniz var mı? Yok. Amerika yapıyor mu? Yaparken sorun var mı? Yok. Ama Türkiye bu faaliyette bulunurken sorun var mı? Var diyorlar. Bunu yapamazsınız diyorlar. Ne yapacağız? Ecevit dönemindeki gibi elektriği Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan ithal edeceksiniz. Doğalgazdan, şeyden Rusya'dan doğalgaz alacaksınız. Doğalgaz santralleri, çevrim santrallerinde elektrik üreteceksiniz. Bugün suya 5 kere 10 kere zam gelecek ama elektriğe zam gelmeyecek. Sonra da bekleyeceksiniz ki elektrik faturası düşsün. Yani Bulgaristan'dan falan elektrik alındığı dönemlerde tabii, de Irak'tan günü birlikte elektrik kesintileri yaşanıyordu. Yani Bulgaristan küçücük bir sıkıntı yaşandığı zaman kendi ülkesinin vatandaşına mı elektriği verecek, sana mı verecek? Hemen düğmeye basıyordu. Veya arızalar söz konusu olduğu zaman İstanbul bile elektriksiz kalıyordu. Şimdi ben İstanbullulara soruyorum. Bazı nimetlerin içerisinde yüzerken idrak edemiyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'deyken bir İETT sorunu diye bir şey yoktu İstanbul'un. Herhangi bir şekilde işte otobüs durağa dalmış, bir kişi iki kişi ölmüş, otobüsler karşı karşıya gelmiş, kafa kafaya çarpışmışlar, metrobüsten inmiş, arıza yapınca şoför bakmak için geçerken metrobüs arka taraftan bir başka metrobüs gelmiş, metrobüse bindirmiş, şoförü öldürmüş, böyle olaylar belki bir senede bir kere ya yaşanıyordu ya yaşanmıyordu. Ama geçen gün bir yazı kaleme alacaktım. Son 24 saatte İETT dedim. Arama motorunda bir arama yaptım. Kadıköy'de tramvayın altında kalmak üzere olan torununu yakalamak için atlayan vatandaş orada vefat ediyor. Evet, çocuk tramvayın önüne atlıyor. Orada herhangi bir sorun yok. Ama bir çocuğun bile tramvayın altına atlayabilecek kadar güvenliksiz veya tedbirsiz bir pozisyon nasıl oluşuyor? Onun hesabını belki İETT'nin, İstanbul Büyükşehir'in vermesi gerekir. Hemen akabinde işte o Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası vardı. Bir kaza daha vardı. O neyse ki ölümcül kaza değildi. Şimdi nimetlerin içinde yaşıyoruz. Ama farkına varamıyoruz. Şimdi elektrik konusunda merkezi yönetimin
yetkisinde olan bir şey. Eski yıllarda İETT'nin bir E'si de elektriktir aslında ama belediyelerden alındı uzun yıllar önce. Merkezi yönetim bu işi organize ediyor. İstanbul'da ciddi anlamda elektrik kesintisi olması son bir yıl, iki yıl içerisinde kaç defa yaşamıştır insanlarımız? Ben şahsen işte evimizde olsun, iş yerimizde olsun, yarım saatliğine, 10 dakikalığına gidiyorsa hemen akabinde de elektrik geliyor. Aradığınız zaman muhatabı diyor ki işte yarım saatlik bir 40 dakikalık çalışmamız var diyor. Dolayısıyla bu noktada hem hizmetlerin hayata geçirilmesi noktasında olanlarla olmayanları da değerlendirmemiz lazım. Bir karar da verilmesi lazım. En kralından hayatı yaşayanlar, yani 3 katlı villada yaşayıp doğalgaz fiyatlarından şikayet eden sözde sanatçılarla karşılaştık biz bu Türkiye'de. Hatırlayın 2 yıl önce tam da Rusya-Ukrayna savaşı başladığı zaman doğalgaz fiyatları pik yaptığı zaman vay doğalgaz faturam benim 2000 lira gelmiş, 4000 lira gelmiş, 5000 lira gelmiş diyerekten o sözde sanatçılar kıyamet kopu. Peki sen nerede oturuyorsun bir bakalım dediğimiz zaman 2,5 katlı, 3 katlı villalarda oturan adamlardan bahsediyoruz, bayanlardan bahsediyoruz. E kardeşim 3 katlı villada oturuyorsan 4000 de gelir, 5000 de gelir. Sen normal bir dairede oturuyormuş gibi algı yapmana da gerek yok diyoruz. Evet. Şimdi olayın bir şey boyutu daha var. Mesela hani bir de istismar boyutu var işin açıkçası. Şimdi mesela hemen haberin yanına Cumhuriyet 4 şehirde 4 iş cinayeti diye bir haber koymuş. İşte AK Parti döneminde iş güvenliği sıfırlandı. İşte ölümler böyle oluyor. Bir tarafta 9 işçi göçük altında kaldı öldü. 4 şehirde 4 iş cinayeti de aynı şekilde devam ediyor. Ama işte şimdi bir de olayın o boyutuna dönüp bakmak lazım. İstismar boyutunda da bakın mesela dün Ortaköy'de Akit'in de birinci sayfasında vardı. Ortaköy'de bir inşaat alanında çökme oldu. İki işçi denize düştü o çökmeyle birlikte. Birisi hayatını kaybetti, birisini kurtardılar. Şimdi bakıyorsunuz Cumhuriyet'te bu haber var mı? Yok. Sözcü'de mesela 4 şehirde 4 iş cinayeti demiş. Bunu söylüyor. İşte İstanbul'da sahilde çalışan bir emekçi denizde boğuldu diyor. Burada AK Parti ile hiçbir ilişkisi olmayan, nerede Bir Gün Gazetesi? Hiçbir ilişkisi olmayan firmanın AK Parti'nin para hırsı yüzünden, para hırsı varmış AK Parti'nin. Sanki hani genel merkez bir para istifliyormuş. Bu Türkiye ekonomisine katkı değilmiş. Ya para hırsı yüzünden. Altının payı, hazinenin alacağı paya, hazine alacak. Alıyor. AK Parti'nin şimdi, bir komisyonu yok ki bu işte. Sen kalkıp da böyle bir iddiada bulunuyorsun. Orada onun ajitasyonunu yapıyor. İşçiler hayatını kaybetti diyor. İşçiler hayatını kaybediyor diyor. İstanbul'da sahilde çalışan bir işçi denize düştü, boğuldu diyor emekçi. Şimdi bakıyorsunuz peki olay ne diye bakıyorsunuz? Yine kendi şeyleri, kendi zihniyetlerinin sitesi, Gerçek Gündem, Barış İyi arkadaşın. Ne diyor? Ortaköy'de inşaat alanında çökme olunca iki işçi denize düştü. İşçilerden biri kurtarılırken diğeri boğularak hayatını kaybetti. Beşiktaş Ortaköy sahilinde fora kazık uygulaması yapılıyormuş dedi. Peki olay gerçekte neymiş? Dönüp bakıyorsunuz bir başka siteden. Ortaköy sahilinde güçlendirme çalışmasına facia diyor. Ortaköy sahilinde İBB'ye bağlı İspark'ın kullandığı alanda yapı güçlendirme çalışması esnasında göçük meydana geldi. İki işçi denize düştü, biri hayatını kaybetti. İBB sorumluluğunda, İBB'nin yaptığı bir alanda bu gerçekleşiyor. Dönüyorsunuz işçi emekçinin destekçisiyiz diyen medyaya yer veriyor mu? İstanbul'da sahilde çalışan bir emekçi denize düşüp boğuldu. Öylesine boğulmuş. Yani bunu şöyle vermesi lazım. Bunu böyle yapan adamın 9 işçinin hayatını kaybetmesi hususunda da maden işçisinin hayatını kaybetmesi hususunda da Bilic'te meydana gelen göçükte 9 işçi hayatını kaybetti. AK Parti'nin para hırsı, Çevre Bakanlığı'nın bu işe onay vermesi fi tarihinde, Çevre Bakanlığı'nın kestiği cezaya rağmen yürümesi hiçbiri görmezden, hepsi görmezden geliyor. Hiçbiri dikkat çekilmeden veriliyor. Şimdi bu
aynı zamanda bir fırsatçılık değil mi? Evet. Veyahut da eğer samimiyseler, gerçekten emekten yanaysalar, bir gün gazetesini verebilirseniz, o yağmanın bedeli diyor ya, yağmanın bedelini o park için sahilde yapılan çalışmada da buraya net olarak yağmanın bedeli demesi lazım. İBB'nin para hırsı, İspark'ın para hırsı, sahildeki yaptığı çalışmaların neticesinde bir işçimiz hayatını kaybetti, bir işçimiz de zar zor kurtarıldı diye yağmanın bedeli diye İspark'ı hedef alarak yapması lazım haberi. Eğer emekten yanaysalar, ama emekten yana olmadıklarını, bunu istismar amacı olarak, aracı olarak kullandıklarını çok net olarak ispat ediyorlar. Aynı gün orada 9 canımız toprak altında kalmış. Öbür tarafta bir işçimiz denizde düşmüş ve boğulmuş, vefat etmiş ki bunun sayılarını artırabiliriz. Metrobüs kazasını söyledik, tramvay kazasını söyledik. Hemen hemen her gün bir metrobüs veya otobüs kazası yaşanıyor İstanbul'da. 4-5 günde bir de ölümcül olarak kazalar yaşanıyor artık. Bunların her biri için siz söylemezseniz, demezseniz ki yağmanın bedeli işte otobüslerin arızalarını gidermek için tanıdık CHP'li şirkete verdiler. Yağmayı yaptılar. O peşkeşi yaptılar. O şirkette ne güzel, biz zaten yandaşız CHP'ye. Dolayısıyla biz bu arızaları gidersek de gidermesek de o ihaleyi alacağız zaten. Paramızı tahsil edeceğiz diye düşünüp devam ediyor yoluna, arızaları gidermeye, bakımları yapmaya ihtiyaç hissetmiyor. Bunu bu şekliyle vermesi lazım. Dört dörtlük ispat ediyorlar ki AK Parti söz konusuysa yağma diye çıkıyorlar ortaya. Ama CHP'li bir isim olduğu zaman da onun üzerine örtmeye çalışıyorlar. Mesela şu gazetelerde görüyor musunuz siz yakın dönemde? Hala Kahramanmaraş'ta benzeri bir facia yaşanmıştı. Ciner'in maden sahasında. O işçiler hala bulunamadı. Evet. Umut da kesildi. Yani kimsenin arama faaliyeti yaptığı da yok artık. Niye? Deniyor ki bir dağ çöktü üstlerine. Biz bu dağı nasıl kaldıracağız altından? Nerede bulacağız diyorlar. Şimdi görüyor musunuz şu gazetelerde benzeri bir haberi? Mesela daha önce o firmanın, işte Ciner grubuna bağlı o firmanın arama iznini de falanca bakan vermişti diye bir haber görebiliyor musunuz? Yani. Niye? Çünkü ortaklarıydı. Şu gazetenin hissedarlarından da yanlış hatırlamıyorsam Turgay Ciner bir ara. Turgay Ciner olsun, birçok iş adamı, büyük iş adamı, holdingler Cumhuriyet Gazetesi'ne fiili bir hissedarlık değil ama işte bizim de çorbada tuzumuz olsun anlamında paralar vermişlerdi. Öyle para kazanmak için değil veyahut da ortak, gerçek anlamda ortak olmak için değil. Fakat hisse satın almışlardı. Sembolik de olsa. Turgay Ciner de o işin içindeydi. Koç da o işin içindeydi. Diğerleri de o işin içindeydi. Dolayısıyla burada samimiyet gerekli. Biz her türlü tedbirlerin alınmasından yanayız. Hiçbir insanımızın, hiçbir işçimizin herhangi bir şekilde can güvenliğini tehlikeye atacak basiretsizlik, tecrübesizlik, tedbirsizlik asla kabul edilemez. Bu şirketin de şimdi bu dakikadan sonra ne yapması gerektiği hususunda Türkiye gereken adımları büyük ihtimalle atacaktır. Bu noktada da kalkıp da kararcılar, şunlar bunlar, efendim şu kadar ceza kesildi, onun için Kanadalı şirketler kaçıyor. Cezasına katlanacak. Eğer bir yerde toprağı biriktirdiysen sen, o biriktirdiğin toprak kayıp da 9 işçinin orada toprak altında kalmasına sebebiyet verecek bir kaza sonucu ortaya çıkmışsa, onun sorumluluğuna o şirket katlanmak zorunda. Dolayısıyla bu noktada Türkiye gerekli adımları attığı zaman da içimizdeki o gavur aşıkları, batı aşıkları, Amerikancılar, Almancılar, Kanadacılar kalkıp da derlerse ki ya kardeşim iyi de bu kadar da ceza olur mu vesaire, ne kadarsa o kadar cezada kesilmesi gerekir. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani bu şirketin bu konudaki ihmali varsa kesinlikle, hani bu zaten soruşturma açılmış, yürüyor.
Bununla alakalı gerekli tedbirler, gerekli cezai işlemler sonuna kadar alınmalı. Gerekirse o şirketin elinden o maden de alınmalı. Eğer böyle bir ihmal yani kusur devam eden bir şey varsa. Büyük ihtimalle dağılınacaktır yani bu dakikadan sonra. Ama sonra biz yanında duracağız. Diyeceğiz ki alın diyeceğiz. Ama şu arkadaşlar yanında duracak mı? Türkiye'den sermaye tabii kaçıyor diyorlardı. Şu kararcı arkadaşlar yanında duracak mı? Ne diyorlar? Türkiye, batılılar Türkiye'ye gelmiyor. Yatırım yapmıyor. Niye? Adam para getirdiğinde bunun güvencesi yok ki. Bu ülkede pat bir göçük oluyor. Hemen siz şey yapıyorsunuz, madeni elinden alıyorsunuz bu adamların demeyeceklerse sonuna kadar gitsin. Onlar dese bile biz de sonuç itibariyle Türkiye'nin haklarını, hukukunu savunuruz. Bu noktada böyle gavur aşıkları da kendilerine bir çeki düzen vermeleri lazım. Bir gün öyle, bir gün öyle. Şimdi bir gün gazetesi, Cumhuriyet falan biz demiştik diye bu ilişteki kazayla ilgili güya kendilerinin daha evvelden uyardıklarına dair yalan iddialarda bulunuyorlar. Yani sizin söylediğiniz siyanürle ilgili olarak havuz şudur budur hikaye. Siyanür havuzu tedbirli olarak orada duruyor. Yani kendileri de fotoğraf karesini vermiş. Ben ilk dakikalarda acaba orası mı patladı diye düşündüm. O siyanür havuzu dedikleri yer burada duruyor ki bu da eğer durmayacaksa bunu da hemen kaldırsınlar. Bir çözüm haline şey yapsa. Eğer buysa dünyada standardı, böyle bir havuz yapılıyor. Bu havuzun da etrafı şöyle betonla güçlendirildi. Bunun yıkılmasına, çökmesine imkan yok. Kanada'da da böyle arıyor bu Kanadalı şirket. Amerika'da da böyle arıyor. Tamam. Ama Türkiye'de böyle arıyor. Kanada'da farklı bir yöntemle arıyorsa hemen durdurulsun. Bütün mal varlığına da el konulsun. Bunların o batılı şirketlere yapmayın bunu şeklindeki çıkışlarına rağmen. Ama çöken yer şurası deniyor. Yani bence bir gün aslında en güzel fotoğraf karesiyle paylaşmış. Medyada bu fotoğraf karesi yok başka gazetede. Bunların uyardık dediği yer burası. Patlayan yer, sıkıntılı başka yer burası. Başka bir yer. Dolayısıyla tedbirler siyanür açısından alınmış. Ama kumların yığıldığı yerde maalesef. Onunla ilgili de bir uyarıları yok. Yani biz bu işleri biliyoruz. Siz sırf para hırsı uğruna bu işleri görmezden geliyorsunuz şeklinde bir eleştiri var. Hayır, sizin yaptığınız eleştiriyle bir alakası yok onun. Bambaşka bir konu ki o konuda yapılmış olsaydı, 3 tane bilim adamından görüş alınsa, ben bir kişinin bile bu kadar yığılan bir kumun hiçbir tehlike arz etmediğine dair bir rapor verecek bir bilim adamı tahmin edemiyorum. Siyanürlü olan yeri dağın kendisinin içerisinde tabii olan bir alanda bir havuz yapmış. Oranın dağın içerisinde yani böyle heyelan olabilecek bir yerde değil veya sonradan kumların doldurulduğu bir yerde değil. Kendi yüzyıllardır kaya olan bir alanda siyanürü yapmış adam havuzunu. Ama öbür tarafta da kumu hadi işte 5 metre yüksekliğinde bir kumu yığarsınız oraya. Hadi 7 metre yığdınız. Hadi 8 metre yığdınız. Ya kardeşim kaç metre o ya? 20 metre, 25 metrelik, 30 metre yüksekliğinde bir kum yığınını suni bir dağ gibi yapmaya kalkarsanız Allah korusun bunun karı var, soğuğu var, yağmuru var vesairesi var yani. Evet. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Döndükten sonra devam edeceğiz. Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam edecek. Evet, geri geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde bir haber var. Sözcü Gazetesi'ne hemen bakıyoruz. Uğur Dündar'ın da fotoğrafının üzerinde bir leke var ama sadece bizim gazete bizdekinde mi yoksa genelinde mi Sözcü baskısında bir sıkıntı var bilmiyorum. Sözcü'nün manşetinde Ahbap Çavuş istifası diyor. Adaylık bekleyen Tekin ile Adana, Çukurova ve Seyhan Belediye Başkanları aday yapılmayınca CHP'den ayrıldı. Hepsi de sert açıklamalar yaptı diyor Sözcü. Geri geleceğiz Sözcü'ye. Cumhuriyet Gazetesi o CHP'deki çalkantıyla alakalı ne söylüyor? O da diyor ki bu çok normal yani çok sıradan. Hani
CHP'de her iç savaş çıktığında Cumhuriyet CHP açıklama yapıyordu ya, CHP yönetimi. Ya olur, bizde çok seslilik olduğu için bu tür güzel şeyler olur diyordu. Cumhuriyet'te değişim sancısı diyor. CHP 31 Mart için yeni adaylarını açıkladı. İstifa ve eleştiri geldi. Bunlar normal, değişim sancısı diyor. Lütfü Savaş'la yola devam diye bir ara başlık atmışlar. Ve İmamoğlu yaralar sarılır diye bir ifade kullanıyor. Gürsel Tekin'le ilgili bölüme bakıyorum. Partinin ağır toplarından, eski isimlerinden, ta Baykal döneminden kalan hiçbir şey yok. Yer vermemişler okuyucusunu. Herhalde manipüle etmeye dönük bir çalışma içerisindeler diye düşünüyorum. Akit gazetesinde var, CHP'de iç savaş diye bir başlık atmış. Ayak oyunlarının arttığı, koltuk kavgalarının büyüdüğü CHP'de gerilim tırmandı. Yeni İstanbul ilçe adayları iç savaşı alevlendirdi. İmamoğlu'nun çarpık ilişkilerle anılan Aykut Erdoğdu'yu Ümraniye'den aday göstermesi, Sarıyer'de Şükrü Genç'in ve Avcılar'da Turan Hançerli'nin üstünü çizmesi infiale sebep oldu. CHP'nin önemli isimlerinden olan eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de eş başkanlar yönetimine veryansın ederek CHP'den istifa edenler kervanına katıldı. Tekin, halka hizmet etme amacında olmayan partide işlerin yoldaşlık ruhundan çıkıp ahbap, çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerine dönüştüğü suçlamasını yöneltti. Şimdi de kulislerde konuşulan bilgi, Gürsel Tekin'in bağımsız aday olabileceği şeklinde bir çıkış var. Özellikle Kadıköy'den deniyor. Eğer Kadıköy'den bağımsız aday da olursa Maçoğlu da orada. Cumhuriyet Halk Partisi'ni karanlık bir süreç bekliyor orada da. Evet, yıllar sonra Kadıköy'ü CHP kaybeder mi acaba diyerekten de bir soru işareti. İBB için de adaylığından bahsediliyor. Tabii bu adaylık, ben sıcak bakmam. CHP'de yıllarca siyaset yapıp da oradan istifa ettikten sonra bağımsız aday veya bir başka partiden aday gösterilmesi, kendisini öyle göstermesi doğru olmaz. Eğer siz bir günde kendi adaylığınızı ortaya çıkartacaksanız, koyacaksanız, yıllarca o siyasi parti içerisinde niye çalıştınız diye sorarlar adama. O noktada eleştirimizi, itirazı, kaydımızı koyalım. Ama CHP içerisinde gerçekten büyük bir cadı kazanığı kaynıyor. Fakat ya bir şey yok, bir şey yok, sıkıntı yok diye herkesi güya rahatlatan bir Ekrem İmamoğlu profili. Yani Sülün Osman örneği veriyordum ben 2019 seçimleri öncesinde. Ya adam o kadar rahat, o kadar hiç pervasız bir şekilde vatandaşla diyaloğunda yalanlar söyleyebiliyor ki, aynen Sülün Osman gibi. Ya bu Galata Kulesi, işte Galata Kulesi'nin önüne gelmiş 1960'lı yıllarda Sülün Osman. Gerçek hayatta olan bir olay. Bu kuleyi görüyorsun ya, değil mi? Geçen ay şahsa söylüyor. Bu kule benim. Ya çok canım sıkıldı bu büyük şehirden. Ben artık köyüme gideceğim. Satacak bir arkadaş arıyorum, size ucuza verebilirim falan diyerekten gerçekten dolandırdığı, kandırdığı insanlar var. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na bakıyorsunuz, dün 39 ilçenin tanıtımını yapmış başkan adaylarını. Şimdi ben merak ediyorum, bir gün öncesinden bunun tanıtımı vesaire olmaz mı? Siz biraz önce okudunuz, Cumhuriyet Gazetesi 100. yılındaymış, 100. yılında olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi sanki Akit'in 30. yılında gelip de bir ziyaret etmiş, ancak icra memurlarını yolladı. Televizyonlarını şuyunu buyunu hayzettirdi Ekrem İmamoğlu. Ama Cumhuriyet Gazetesi'ne sıra gelince Cumhuriyet Gazetesi'nin 100. yılı kutlanıyor. Ne yapalım? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden milyonları akıtalım Cumhuriyet Gazetesi'ne. Verelim, o küpür var mı arkadaşlar? Evet. Olayı da anlatalım, hani eksik kalmasın. Akit'in de bugün birinci sayfasında bir haber var. Arkadaşlar şimdi o küpürü de ekrana verebilirlerse. İstanbul'un parası fondaşa akacak diyor. Akit, içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan İBB bütçesini yandaşlarına aktaran CHP'li Ekrem İmamoğlu, belediye kaynaklarında şimdi fondaş Cumhuriyet Gazetesi için seferber etti. İBB iştirakı Kültür AŞ, Cumhuriyet Gazetesi yazarları ile konferanslar, söyleşiler yapacağını ilan etti diye bir ifade yer alıyor. Yine aynı şekilde o arkadaşlar şimdi ekrana da verdiler o görüntüyü, İBB'nin paylaşımını.
Şöyle bir ifade yer alıyor. 1924 yılında Atatürk'ün isteği ve desteğiyle kurulan Cumhuriyet Gazetesi ile Cumhuriyetimizin 100. yaşında tüm yıla yayılacak, bütün yıla yayılacak bir program dizisi planlıyoruz diyor. Program kapsamında gazetenin değerli yazarlarıyla konferanslar ve söyleşiler düzenlenecek. 18 Şubat pazar günü falancası filancası diye aşağı devam ediyor. Tüm İstanbulluları bekliyoruz. Şimdi ben merak ediyorum. İBB'nin İstanbul'da Cumhuriyet okuyan okumayan, hadi böyle bir şeyi akit için yaptığını varsayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevi Yeni Akit Gazetesi'nin 30. yılında tüm yıla yayılacak bir konferanslar silsilesi, paneller silsilesi yapıp bunun karşılığında da bir telif ödemek midir Akit'e? Akit'e okuyan var, okumayan var, seven var, sevmeyen var. Bütün İstanbulluların bütçesini bir özel kuruma aktarmak mıdır İBB'nin görevi? Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ni ben okumuyorum. Benim İBB'den ana kente gönderilen, hazineden gönderilen bütçede benim payımı siz nasıl veriyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi? Nasıl veriyorsunuz Akit'e? Nasıl verirsiniz Yeni Şafak'a? Nasıl verirsiniz Bir Güne demek gibi bir hakkım yok mu vatandaş olarak? Bir de bütün yıla yayılacak bir etkinlik düzenliyorlar. Yani şunu demek istiyor. Biz 40 küsür gün sonra yolcuyuz ama öyle bir anlaşmaya imza atacağız ki siz sene sonuna kadar bu cumhuriyete ödeme yapmaya devam edeceksiniz. Ya da neyse yaptıkları anlaşma. Allah'ın izniyle o ödemenin devam etmesi mümkün olmaz. Ama bakın bambaşka bir konuya geçmiş olacağız. O 39 ilçe başkan adayının tanıtılmasına devam ederiz. Ben unutursam siz hatırlatın. Bakırköy Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun doktorunun eşi midir? Ankara'da Çankaya Belediye Başkan adayı gösterilen kişi Özgür Özel'in şahsi avukatı mıdır? Vesaire vesaire. Bu ilçelerdeki adaylar, illerdeki adaylar, ahbap çavuş ilişkisiyle belirlenen kişiler midir, değil midir? Bunu konuşuruz. Ama şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin tanıtılması anlamında İBB kasasından aktarılan paralar. Yani bunlar sembolik şeyler olur, eyvallah derim. Yani sembolik olarak denilir ki ya İstanbul'da yayın yapan bütün gazetelere biz 50. yıllarında, 30. yıllarında veya çeyrek yüzyıl, yarım asır ve tam asır. Böyle bir baremler belirledik. Bu yıllarda onlara bir destek veriyoruz. Ne yapıyoruz? Tanıtıyoruz, o kadar. Herhangi bir ödeme müdeme yapılmıyor derler. Ne yapılır? Atatürk Kitaplığı'nda bir konferans düzenlenir. Belediyeye ait konferanslar, salonları tahsis edilir. Sadece ve sadece tahsisle yetinilir. Eyvallah. Ama para aktarılıyor. Şimdi para aktaran ahlaksızlar, sahtekarlar, namussuzlar diyeceğim. Seçildikleri zaman ilk gün ne yaptılar? T3 Vakfı. Türkiye'nin göz bebeği. Tabii. İHA'lar, SİHA'lara imza atmış Selçuk Bayraktar'ın, Bayraktar ailesinin T3 Vakfı evvelki dönemde ceplerinden para harcamışlar. Ceplerine tek kuruş girmeyecek şekilde bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti döneminde anlaşma yapmışlar. Demişler ki biz kendi vakfımıza ait olarak Bayraktar grubunda çalışan mühendisleri tahsis edeceğiz. İBB'den tek kuruş para istemiyoruz. Hiç kimseden tek kuruş para istemiyoruz. Biz ücretini, maaşını verdiğimiz veyahut da zaten kendisi gönüllü olarak ben mesaimin dışında gidip ortaokul öğrencilerine, lise öğrencilerine sırf Türkiye'nin yeni nesline uzay çağını, İHA'ları, SİHA'ları öğretmek için teknolojideki o gelişimleri, tecrübelerimizi aktarmak istiyoruz demiş. Belediyeden sadece şunu istiyoruz demişler. Veya belediye demiş ki biz de katkımız olsun size. Nedir katkısı? Bir, İBB'ye ait salonlar belirleniyor. O salonlarda siz öğrencilerle buluşun. Salonun kirasını ödemeyin. Para kazanmıyor ki ödesin zaten. Ama
İBB olarak bizim de katkımız, yeni nesle katkımız, Türkiye'ye katkımız bu olsun diyor. AK Parti dönemindeki İBB. İki, diyor ki İBB, İETT'ye bağlı otobüslerle o bizim tahsis ettiğimiz salonlara öğrencilerimizi taşıyalım. Ortaokul öğrencisi, lise öğrencisi. Diyelim ki Başakşehir'de bir salon tahsis edildiyse, o Başakşehir'deki salona belki Küçükçekmece'den bir lise öğrencisi, 3, 5, 10 öğrenci, belki Bağcılar'dan 30-40 öğrenci gelecek. Onları da biz bir plan çerçevesinde o öğrencileri taşıyalım. O kursları aldıktan sonra tekrar evlerine geri götürelim İETT otobüsleriyle. Bunun için de öğrencilerimizden para almayalım. Siz zaten bu işi hayrınıza yapıyorsunuz. Sizden de herhangi bir para almamız söz konusu olamaz. Anlaşma bu. Ekrem İmamoğlu göreve gelince ne dedi? 43 milyon liralık peşkeş Bayraktar grubuna. Selçuk Bayraktar ilk defa biz o tarihte sinirli bir şekilde gördük Selçuk Bayraktar'ı. İsyan etti. Ve o yapılan açıklamalar önce İBB'nin yan isimleri tarafından dillendirilmişti. Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu Selçuk Bayraktar. Bir hafta içinde T3 Vakfı'nın bu işten tek kuruş, 43 milyonluk peşkeş diyorsunuz. Tek kuruşluk bir avantajı olmadığını elinizdeki sözleşmelerde görüyorsunuz. Ya açıkla ya da sözleşmeyi iptal ediyorum. Ben başka kuruluşlarla aynı hizmeti genç neslimize gene vermeye devam ederiz. Bizde devlete küsmek yoktur, millete küsmek yoktur dedi. Bir hafta sonra Ekrem İmamoğlu'ndan çıt çıkmadı. T3 Vakfı o sözleşmeyi iptal etti. Başka hayır kurumları veya ilçe belediyelerinin öncülüğünde yine yeni nesle İHA'ları, SİHA'ları tanıtan bilgilendirmelerini, kurslarını, konferanslarını vermeye devam etti Bayraktar. Şimdi ben soruyorum Ekrem İmamoğlu'na, Cumhuriyet Gazetesi'ne, yani bu ülkede hemen her gün din dersine karşı çıkan, Kur'an kursuna karşı çıkan, imam hatiplerin kapatılmasını isteyen, başörtülülere fırsatını yakaladığı zaman çakan Cumhuriyet Gazetesi'ne aşkınız nereden geliyor ki İBB'nin bütçesini oraya tahsis ediyorsunuz? Cumhuriyet Gazetesi'ni okuyarak yeni neslimiz İHA mı yapacak, SİHA mı yapacak? Daha vahimini söyleyeyim. 100 yıllık diyor orada paylaşımda. 100 yıllık Cumhuriyet Gazetesi'nin içerisinde FETÖ'ye uşaklık yapmak da vardır. Can Dündar nerede şimdi? Cumhuriyet'in 100 yıllık tarihinde hep FETÖ'ye uşaklık etti demiyorum. Kimse sözümü de çarpıtmasın. Ama o 2015'lerde MİT tırlarıyla ilgili yaptıkları yayınlar, o ahlaksızlıklar, o sahtekarlıklar, o ülkesine yapılan ihanetlerin altında Cumhuriyet Gazetesi'nin imzası vardı. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü yönetimi de o dönemi FETÖ'nün uşaklığı olarak kendisi itiraf etti. Bir günlük yayından bahsetmiyorum. İki günlük yayından bahsetmiyorum. 1,5 sene boyunca Cumhuriyet Gazetesi, 100 yıl diyor ya, çıkarsın o zaman 98,5 yıl desin. Daha başka çıkartacağı bir sürü şeyler gösterir. 12 Eylül yönetiminde Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu diye yaptıkları yayınları gösteririm. 2 sene oradan çıkartırlar. 27 Mayıs darbesine verdikleri desteği yazarım. 2 sene, 3 sene oradan çıkartırlar. Hitler'e övücü sözler sarf ettikleri dönemleri yazarım. 3 sene de oradan çıkartırlar. O 100 yıl kuşa döner. Ama dürüst olsunlar, samimi olsunlar. 100 yıllık falan filan Cumhuriyet Gazetesi tarihi demesinler bize. FETÖ'ye uşaklık yaptığı tarihleri kendi şimdi şu anki Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetimi bizar olduğunu kendisi başyazıda diyor ya. Evet. Genel yayın yönetmeni için troll gazetecilik dönemiydi diyor o dönem için. Evet, Cumhuriyet'in şu anki imtiyaz sahibi Alev Coşkun 2015'te, 2014'ten 2015'in sonlarına kadar giden dönemdeki Can Dündar genel yayın yönetmenliğindeki Cumhuriyet Gazetesi'ni, ki o tarihte gazetede görev yapan Miyase İlknurlardan başlayın,
Ali Sirmenlere kadar bir sürüsü de o günlerde tek itirazda bulunamayan adamlar da hala tabii Cumhuriyet'te devam ediyorlar. Yani hani Can Dündar'ı da dışarıdan biri getirip koymadı yine. Ne? O Cumhuriyet Vakfı getirdi yönetici şeyi. Şimdi bunları da hatırlattıktan sonra tekrar Ekrem İmamoğlu 39 ilçe başkan adayını tanıttı. Ve işte değişim oluyor işte görüyorsunuz falan filan dedi. Cumhuriyet'te, Sözcü'de anlatımlar yapılırken haberlerin ya bu doğum sancısı, her doğum sancılı olur. Yeni bir çocuk doğuyor. Ekrem İmamoğlu CHP'yi ele geçiriyor demek istiyorlar anlaşılan. Dolayısıyla şimdi bu yeni doğum sırasında da sancı oluyor. Gürsel Tekin'in istifa etmesi bir sancıdır. Seyhan Belediye Başkanı Adana'da istifa etmesi, Çukurova Belediye Başkanı CHP'nin Adana'da istifa etmesi doğum sancısıdır. İki bunlar sene, olağandır sonra, diyorlar. 2-3 sene sonra da şu değişim sancısına olağan diyenlere troll gazeteci denilmesin. Yani değişim kendileri çünkü büyük ihtimalle. CHP'de yani, umut ettiklerini bulamazlarsa eğer. 31 Mart'ın hemen ertesi günü bunu diyeceklerinden emin olabilirsiniz. Dolayısıyla Gürsel Tekin 40 yıldır ben CHP'deyim diyorsa ve bugün artık isyan ediyorsa, diyorsa ki ahbap çavuş ilişkisiyle adaylar belirleniyor, makam mevki dağıtılıyor diyorsa, peşkeşin adresini CHP'nin şu anki yönetimi olarak gösteriyorsa, hani nerede? AK Parti'nin içerisinde benzer kavgalar nerede? Rant kavgaları nerede AK Parti'nin içerisinde? İstanbul adayımız Murat Kurum diyor. Bir tane istifa duydunuz mu İstanbul'da? Ehil bir isimdir diyorlar. Herkes AK Parti'nin tamamı diyor. AK Parti'nin dışındaki kişiler bile, Selim Temurci bile, Gelecek Partisi'nin kurucusu adam bile evet diyor. Murat Kurum İstanbul'a yakışan, İstanbul'u yönetebilecek ehil birisidir diyor. Herkes eyvallah diyor. İzmir için bir isim belirleniyor. Benim itirazım var Hamza Dağ'a ama bakıyorsunuz bir tane itiraz, bir tane istifa, ben olacaktım, şu oldu diye kimse itiraz etmiyor. Ankara'da Turgut Altınok deniliyor. Öncesinde şu isim olabilir, bu isim olabilir diyerekten evet muhabbetler vardı, evet dedikodular vardı. Ama isim açıklandıktan sonra bir tane AK Partili'nin bir itiraz etmediğini görüyorsunuz. Ama bakıyorsunuz İstanbul'da CHP'de, bakıyorsunuz Ankara CHP, bakıyorsunuz İzmir, bakıyorsunuz Hatay'ın daha adayı hala belli değil ya. Deprem yaşanmış. Depremde 20 bine yakın insan vefat etmiş olan Hatay'da hala CHP'nin belediye başkan adayının kim olduğu kesinleşmedi. Dün ilginç bir şey söylediler. Yani AK Parti'de örneği var mı tam olarak bilmiyorum da. Mesela Çankaya adayının adaylık başvurusu da yokmuş. Yani. Yani düşün hani artık nasıl bir Gürsel Tekin ahbap çavuş ilişkisi diyor ya. Nasıl bir trafikse 300 aday başvurmuş. O 300 kişinin içinde aday gösterilen kişi yok. Dışarıdan paraşütle indiriyorlar. Bir telefon açıyor. Demek ki bu olsun diyor. Yani, bu oluyor. Bir film oyuncusunu da zaten eti mesuttu yanılmıyorsam. Ona da Behzat Ç diyor. Evet, diyor ki o, nasıl tanıyorsunuz ismini hatırlamıyorlar. Behzat Ç diyorlar. Evet. Filmdeki rolüyle hatırlanan isimler. Dolayısıyla bu noktada peşkeş diyorlarsa CHP'de, rant diyorlarsa, rant paylaşımı diyorlarsa CHP'de en üst seviyede ayyuka çıkmış bağırışlarıyla görüyoruz. Gerçekten CHP'li seçmen nezdinde de bunlar itirazla karşılanıyor. Kadıköy'de gösteriler yapılıyor. Sarıyer'de gösteriler yapılıyor. Esenyurt'ta gösteriler yapılıyor. Ya nereden geldi bu Sarıyer'deki aday? Nereden çıktı deniliyor. Şişli'de hakeza benzer şekilde yine yeni bir aday gösteriliyor. Adalar'da yeni bir aday çıkartılıyor. Ya daha 5 yıl önce siz tek özelliği MİT tırlarıyla ilgili haberi Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlattırmak olan Erdem Gül'ü Cumhuriyet Halk Partisi Adalar'dan belediye başkan adayı olarak gösterdi ve seçtirdi. Ne alaka diyecek izleyiciler? Evet, bir gazeteci. Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisini ne yaptılar?
MİT'lerin davasında yargılandığı için dokunulmazlık olmayacak belediye başkanı olunca. Ama ya işte belediye başkanını yargılamak biraz psikolojik olarak olumsuz olarak insanlara sirayet eder. Dolayısıyla bunun şeyinden etkileniriz. Belki Erdem Gül'ü kurtarırız diye gerçekten de 3 yıldır 4 yıldır davası o mahkemede bu mahkemede sallanıp duruyor. Erdem Gül'ü Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisine adalardan belediye başkanı yaptılar. Şimdi Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet'e şöyle iyilik yapacağız, böyle iyilik yapacağız o gazeteye derlerken Erdem Gül'ün yerine bir başka ismi getirip aday gösteriyorlar. Ben bunu doğum sancısı falan değil artık vefat krizleri diye belki değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Gerçekten Gürsel Tekin gibi yumuşak huylu bir isim bile eğer isyan ediyorsa CHP'deki bu kavgalara ki Mustafa Sarıgül'ün de Gürsel Tekin'e yönelik desteği var. Ya konuşmak gerekir. Anlaşmak gerekir. CHP yönetiminin şu an Özgür Akıllı Özel'in tabloyu görüyor. Yani hani İmamoğlu Özgür Özel çekişmesi arasında İstanbul'un ilçelerinin nasıl elden kaydığını görüyor. Evet, birer birer isimleri değerlendiriliyor. Dolayısıyla Mustafa Sarıgül'ün de hatırlatmaları çerçevesinde CHP'nin gerçekten tıpkı 1989'da anavatanlı isimlerden büyük şehirlere aldığı ve 1994'te de milli görüşe tekrar o illerin tamamını teslim ettiği gibi 30 Mart 2019'da aldığı İstanbul'u, Ankara'yı başta olmak üzere Adana'yı, Hatay'ı, Mersin'i, büyük ihtimalle Antalya'yı tekrar AK Parti'ye 2024'te teslim edecek gibi görünüyor. Bu da o CHP'nin ölümü anlamına geldi. Sonraki dönemde zaten CHP'ye dönüştüler. Tekrar CHP olarak biz siyasete devam edeceğiz dediler. Şimdi bakalım CHP olarak 31 Mart 2024'te ölüm ilanı verildikten sonra bakalım hangi isimle devam edecekler siyasete. Evet. Şimdi şu kararcılar satır satır okuyorlar. Mesela Başkan Erdoğan'ın ifadesini satır satır okuyorlar. Bir cümleyi alıyorlar, oradan nasıl hareket edebiliriz diyorlar. Şimdi bakıyorsunuz CHP'de böyle bir deprem oluyor. Yani partinin 1 Nisan seçimlerini 31 Mart'ı görüp 1 Nisan sabahına çıkıp çıkamayacağı bile meçhul. Sözcü bile yazmış. Yani CHP'nin kucağında yaşayan gazete bile yazmış. Kararda tek satır yok. Bakıyorum, arıyorum Gürsel Tekin, CHP'deki iç savaş nedir diye. Karar şeyi görmüş. Demiş ki sandığı 100 bin kişiyle koruyacaklar. CHP'liler sandıkları korumak için ne zaman bu sandıkları koruma işi CHP'de başlarsa bilin ki gidiyor iş. Yani hani CHP büyük bir sorun yaşıyor demektir. Karar göre göre sadece sandığı 100 bin kişi koruyacak ifadesini görmüş. Tek satır yok şu durumdan. Evet, bunlar gazeteciyiz diye çıkıyorlar. CHP cadı kazanları kaynıyor. Ekrem İmamoğlu'na başkaldırı var. Ekrem İmamoğlu sakin olun biz hallediyoruz hepsini uyutacağız modunda söylemlerini devam ettiriyor. Sözcü gazetesi yağcılıkta artık zirveye çıkıyor. İşte ceketi çıkart, kolları sıva. Haydi Ekrem İmamoğlu diyor. Ya Ekrem İmamoğlu ceketi çıkartıyor da ne için? Vatandaş için çalışmak için değil. Doktorunun eşini Bakırköy belediye başkan adayı yapmak için ceketini çıkartıyor. Yine daha evvelki dönemde 2019'da kendi koltuğunu Beylikdüzü belediye başkanlığını teslim ettiği Murat Çelik'i tekrar aday yapmak için ceketini çıkartıyor. Hasan Akgün Beylikdüzü belediye başkanı iken Ekrem İmamoğlu Büyükçekmece belediye başkanı olan Hasan Akgün ki 20 yıldır orada belediye başkanlığı yapıyor. Yine devam ediyor. Belki izleyiciler diyebilir ki AK Parti'nin de burada hiç günahı yok mu kardeşim, kusuru yok mu? Bir adam hem de CHP'li bir adam hem de
daha 2 ay önce rüşvetten başkan yardımcısının tutuklandığı bir belediyede hala adamlar eski başkanlarını aday gösteriyorlar. Yani bununla seçim kazanabileceğini düşünebiliyorlar. AK Parti de ciddi bir rakip olamamış belki diye eleştirenler olabilir. Ama maalesef işte muhafazakar insanlar, muhafazakar siyasi partiler bu deniz sahili olan yerlerde maalesef ki maalesef iddialı olamıyorlar. Gariptir. Avcılar'da CHP var. Beylikdüzü'nde devam ediyorsunuz. CHP var. Devam ediyorsunuz. Büyükçekmece'de CHP var. Neyse ki sonrasında işte bu tarafta Zeytinburnu'nda AK Parti kazandı. Bakırköy'de de CHP var. Yani bir sahil kenarı olduğu gibi CHP'ye yani gidiyor. Yani rantın günahının faturası AK Parti'ye kesiliyor ama sefasını CHP sürüyor işte. CHP ve kitlesi orada. Yani denize sıfır olan yerlerde oralarda rahat bir hayat tarzını devam ettirenler ama bakıyorsunuz Sözcü'yü, Cumhuriyet'i okuyorlar. Bunlar o rahat hayatları içerisinde de sürekli patates ne kadar biliyor musunuz diyerekten algı üzerine de algı yapıyorlar. Ya senin patatesle bir işin yok ki. Sen patatesin fiyatını hiç sormadan patatesi de soğanı da alan insanlarsınız siz. Bırakın da onu Bağcılar'daki seçmen düşünsün. Ama Bağcılar'daki seçmen de biliyor ki küresel bir oyun oynanıyor. Küresel bir operasyon çekiliyor. İsrail'i konuşamıyoruz. Bakın 100 sivil insanı dün konuştuk. Bugün tekrarında bu kadar yoğun gündemde yer bulamıyoruz. İsrail'de İsrail'in yaptığı soykırımın devamı olarak Refah kasabasında 100 sivili birden öldürdüler. Hiç tınlamada yok adamlar da yine nerede kalmıştık diye devam ediyorlar. Bu noktada CHP'deki bu aday belirleme işlemlerindeki Ekrem İmamoğlu'nun gücü çok net artık ortaya çıkmış durumda. Fotoğraf çok net olarak karşımızda duruyor. Bunun 30 Mart, 31 Mart 2024 seçimlerindeki bilançosunu da CHP acı tabloyu görerek yaşayacak. Evet, şimdi Sözcü'de bir haber daha vardı. Olmaz olsun böyle siyaset diyor. Ölünün üzerinden bile oy devşirmeye çalışıyorlar. AKP'li belediye, üniversiteli bir genç kızın can verdiği trafik kazasının ardından kazanın olduğu yol İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mesajı paylaştı diye söylüyor. Bunu söyleyenlere de, bunu söyleyen zihniyet de Başakşehir Belediyesi ile alakalı. Bunu söyleyen zihniyet de İliç'teki heylandan, İliç'teki göçükten sonra da işte bakıyorsunuz diyor ki AKP'nin para hırsı ölüm getirdi diye bir haber yapan adamlar. Yani hani şimdi hadi bunu mu konuşacağız? Göçük'teki canlarımızı mı kurtaracağız? Onun muhasebesini yapmadan bunu söylüyor. Olay ne? Kazada olan ölen genç için İBB'yi hedef aldı diyor. Başakşehir Belediyesi Başkanlığı'nın Twitter hesabından başımız sağ olsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Ordu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında İbn Haldun Üniversitesi öğrencimiz Zeynep Cilan vefat etmiştir. Merhumaya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İbn Haldun Üniversitemize başsağlığı dileriz diyor. Sözcü Gazetesi Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun da fotoğrafını koyuyor. Tepki gösterildi diyor. Şimdi orada bir İBB'nin yapması gereken bir çalışma var. Aylardır, yıllardır yapmıyor İBB. İnsanlar otobandan karşıdan karşıya koşarak geçiyor. O koşarak geçme esnasında da başına bir şey geldiğinde de belediye ya bakın yapın dedik yapmadılar. Yapmadıkları için canlarımızı kaybediyoruz dediğinde de olmaz olsun sizin siyasetiniz diyor. Yere batsın sizin siyasetinizlerinden bir tepkiyle karşılaşılıyor. Evet, sizin söylediğiniz İBB'nin yapması gereken bir çalışmanın yapılmaması noktasında Sözcü Gazetesi'nde tek satır bir ifade yok. Bu sebeple Başakşehir Belediyesi eleştiri getiriyor. Bu cadde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait bir cadde. Dolayısıyla bunun üzerine yapılması gereken üst geçidi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gerekir. Biz eğer oraya bir üst geçit yapmaya kalkışsak İstanbul Büyükşehir Belediye zabıtaları da gelip belki engellemeye bile kalkacak diyerekten o anlamda bir ifade kullandığı zaman Başakşehir Belediye Başkanlığı olmaz olsun böyle siyaset. Ya caddede yürüyen birisi, caddeden karşı tarafa geçmek isteyen birisi
aracın altında kalmış, vefat etmiş, bunu da İBB'ye yoruyorlar diyenlere hatırlatalım. Söylenilen şey burada caddeden karşı karşıya geçiş doğru bir şey değil. Burada hız yapan araçlar var. Burada onlarca üniversiteli öğrenci caddenin öbür tarafına geçme ihtiyacı var. Evlerine giderken veya evlerinden gelirken. Dolayısıyla buraya bir üst geçit yapılması gerekir deniliyor. Talepte bulunuluyor. Dilekçeler veriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi diyor ki ya baş verin o işleri. Cumhuriyet Gazetesi'ne biz nasıl finans aktarabiliriz ona bakalım. Tarkan'a nasıl konser verdirebiliriz biz ona bakalım diyor. Ve orada bir vefat yaşandığı zaman hatırlatılıyor. Bakın bu vefattan sonra bari şu üst geçidi hızlı bir şekilde hayata geçirelim diye Başakşehir Belediyesi'nin yaptığı bir hatırlatmaya olmaz olsun böyle siyaset diyor. Aynı başlığı sen aynı gün İliç içinde atabiliyor musun? Altın madeni için gelmiş Kanadalı bir şirket. O aşık olduğumuz Kanadalı, o küresel sermaye gelmiş Türkiye'de bir iş yapalım, bir yatırım yapalım demişler. Ya Türkiye'de biz hukuk yok dedik, adalet yok dedik, buna rağmen Kanadalı şirket geldi. Ama tedbirini de almamış. Kumları, toprağı yığmış. Sonunda o toprak kaymış. 9 insanımız o toprağın altında şu an hala arama çalışmaları devam ediyor. Olmaz olsun. Böyle bir dönemde dahi AK Parti'ye, siyasi iktidara kara çalma dönemi bitmiş olması gerekirdi. Yine de Cumhuriyet Gazetesi, yine de Bir Gün Gazetesi yağmacılığın verdiği hırsla altın ararken 9 insanımız toprak altında kaldı diyerekten yine siyaset yapıyorlar diye söyleyebiliyor mu sözcü? Söyleyemiyor. O İliç'teki olay için olmaz olsun böyle siyaset. Böyle siyaset anlayışı olmaz. AK Parti'nin burada ne yanlışı var ki? AK Parti'ye buluyorsunuz suçu. Kanadalı şirkete bulun demesi gereken sözcü. Orada onu söylemiyor. Ne diyor? Göz göre göre cinayet diyor. Bugünkü sözcünün o İliç'le ilgili başlığı. Ama göz göre göre cinayet demiyor İbni Haldun Üniversitesi, Hukuk Fakültesi öğrencisi. Üst geçit yapılmadığı için caddeden karşı karşıya geçerken arabanın çarpmasıyla vefat eden öğrenci kardeşimiz için göz göre göre cinayet. İBB üst geçidi yapmadı, gencimiz maalesef trafik kazasında vefat etti demiyor. Bu ikircikli tavırlara son verilmesi lazım. Bakın biz trafik kazasında üst geçit yapılmadığında da diyoruz ki burada bir kusur olabilir. İETT kazalarında da söylüyoruz. İliç'te de diyoruz ki o Kanadalı şirket o kumları, o toprakları yığarak oraya üst üste. Ama öyle dememiş. Bakın mesela vatandaş demiş ki AK Parti Belediye Başkanı'na hangi vatandaş olduğunu da söylemiyor sözcü. Herhalde Yılmaz Özdil diyeceğim. Yılmaz Özdil artık yazmıyordu burada. Kazayla siyasetin ne alakası var? Şimdi ben söylüyorum. Şu o zaman mevzuda. Göz göre göre facia. Kazayla siyasetin ne alakası var? Yağmanın bedeli, AKP'nin sınır tanımayan açgözlülüğü. Kazayla siyasetin ne alakası var? Utanmıyor musunuz? Ne alakası var? Biz kazayla siyasetin yeri geldiği zaman ne bağlantı var. Evet, göz göre göre. Ne alakası var değil mi? Ne alakası Cumhuriyet var? Gazetesi de hemen sürmanşetinden vermiş. Dolayısıyla burada samimi olsunlar. İETT bir aracı durağa dalıyorsa bunda da gene yanlış kusur varsa eleştirel olarak bakmamız lazım. Trafik kazasına da bakmamız lazım. Onu yazmıyorlar. Yani CHP'nin, belediyenin, İBB'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kayak tatiline giderken ya da İngiliz elçiyle işte kendine şey kiralayıp diyorum. İBB'nin bir yol temizleme aracını da önüne katıp İstanbul'u kar altında sefalet sürerken Arnavutköy'de bir vatandaş hayatını kaybederken işleyemedik. Onlar olsa aylarca işlerdi. Hayatını kaybederken biz bunları dile getirmeyeceğiz. Onlar şey yazacak. İstanbul'da kar bastı. Ne alakası var bunun siyasetle diyeceğiz.
Yani şu an mesela bir tarama yapsak gazetelerin haberlerini, birinci sayfalarını, İETT otobüsleriyle ilgili haberlere bir bakacak olsak, ölümcül kazaların bile o birinci sayfalarda her birinin yer almadığını göreceğiz. Nedir bunun arkasında, ne var diye merak ettiğimizde, işte Sözcü gazetesi ne yapmıştı? Genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun bize söylediği sözleri duysanız utanırsınız diye gazeteci arkadaşlarına anlatımda bulunmuştu. 10 gün sonra bir baktık, Ekrem İmamoğlu koltuğunun altında bir çikolata kutusuyla Sözcü gazetesini ziyaret etti. Anlaştılar. Şimdi gayet güzel İETT kazalarını haber yapmıyorlar ve bu şekliyle yolları yürüyorlar. Öbür taraftan da o trafik kazasında üst geçit yapılmadığı için caddeden karşı karşıya geçen gencimizin vefatında da kalkıp bu şekilde olmaz olsun böyle bir siyaset deyip, niye üst geçit yapılmamıştı burada diye sorgulayan bir Başakşehir Belediye tweetine itiraz edebiliyorlar. Evet. Şimdi yine Sözcü'den devam edelim. TSK'dan atılan Atatürkçü teğmenlerin savunması diyor. CHP, TSK'nın itibarını zedeleyenler Atatürk'ün resmini takmayanlardır demiş. Savunmada TSK'nın itibarının zedelendiği iddia ediyorsa, bunun sorumlusu Atatürk resmini takmayan, buruşturan ve Cumhuriyet değerlerine saldıranlardır diyor. Aytun Çerkin de eğer bunun arkasındaysa, demek ki gidip ağzına burnuna patlatmak insanların, darp etmek Atatürkçülüğü savunmak anlamına geliyor. Bu çok vahim bir durum. Yarın kendi başlarına gelir. Biri de der ki ben Atatürk'ü savunuyordum, ben Cumhuriyet değerlerini savunuyordum der. Adam dövmeyi legalize etmenin çok normal bir gösteri. Bunlar Atatürk'ün teğmeni de diğerleri bostan korkuluğu mu? Onlar nerenin teğmeni? Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri teğmeni değil mi? Şimdi bakın, bu arkadaşlar böyle bir algı çalışması yapıyorlar. Biz edebimizden dolayı o dayakçı teğmenler, Atatürkçü dedikleri teğmenlerin yazdıkları o paylaşımları biz edebimizden dolayı burada tekrarlamıyoruz. Ama göstermeye kalksak, bakın sinkaf. 3 tane cümle kurduysalar ikisi sinkaflı cümle. O dayakçı teğmenler. Yani Atatürk'ün fotoğrafını buruşturanları döveceğiz zaten, dövmemiz lazım diyen teğmenlerin 2 cümlesinden 3 cümlesinden ikisi sinkaflı cümleler. Şunu şöyle yapacaksın, bunun bilmem neyini bilmem ne yapacaksın diyerekten yapılan yazışmalar, WhatsApp şeyleri. Biz edebimizden dolayı onların görüntülerini, WhatsApp yazışmalarını buradan çıkartmıyoruz. Bunlar da utanmaz bir şekilde tekrar bir de dayak atmayı kalkıp savunabiliyorlar. Tabii canım, Atatürk'e sahip çıkacağız. Ne yapacaktık Atatürk'ün resmini buruşturan? Ahlaksız Aytunç diyorum. Buruşturduğunu çıkart göster. İlk önce ne demişti? Atatürk'ün resmini duvardan indiren demişti. Ahlaksızsın sen diyorum. Yalancısın sen Aytunç Erkin diyorum. Çık göster Atatürk'ün resmini duvardan, yani hani makam odalarında var, valilerin, kaymakamların, üniversite rektörlerinin, emniyet müdürlerinin her birinin arkasında Atatürk fotoğrafı var. Bu Atatürk fotoğrafını oradan indirmiş gibi bu teğmenler algı oluşturuyor, duvardaki Atatürk fotoğrafını. Yani resmi şekilde asılmış olan bir fotoğrafı indirmişler gibi yalan söylüyor. Yok öyle bir şey. Teğmenler, Kemalist teğmenler, Cuntacı teğmenler, hatta Cumhurbaşkanı'na küfür eden o WhatsApp grubunda o teğmenler gelmişler, yemek istedikleri, dayak atmak istedikleri teğmenin kapısına Atatürk fotoğrafı yapıştırıyorlar. E peki o teğmenler de gelip sizin kapınıza Kabe'ye fotoğrafı yapıştırsa kim bilir ne yapardınız ya? Bırak o Kabe fotoğrafını alıp yırtıp yok etmek. Bir de kim yapıştırdı lan bunu diye başlayan cümlelerle yine o sinkaflı hakaretleri yapmazlar mıydı? Şimdi bunlar çok belli ki
4 kişiyle falan da sınırlı değil. 4 kişi atıldı o Kemalistlerden. Bu bir ekol orada. Orada 90 kişiyi toplamışlar. O WhatsApp grubundan da belli oluyor. Milli Savunma Bakanlığı'na düşen görev burada. Çok net bir görev var. Bu 90 kişi, 95 kişinin tamamını tespit edip sadece o gruba öylesine girenler ayrı tutulmak üzere. Ama o sinkaflı cümlelere sarf eden her bir teğmen için gerekli disiplin meydelerini uygulamaları lazım. Yoksa işte böyle Sözcü gazetesi çıkar. Atatürk'ün resmini duvardan indirdi. Yarın öbürsü gün şunu da derler. Atatürk'e küfretmişti. Ya nereden çıkartıyorsunuz siz? Olayın en başı ne? 10 Kasım törenlerinde bütün teğmenlere birer Atatürk fotoğrafı kağıt çıktısı dağıtılıp onlara birer tane de iğne verilmiş. Yakanıza yapıştırın törende. Böyle görelim sizleri demişler. Bir tane teğmene de iğne yetişmemiş. Ben onu da iyi niyetli bulmuyorum artık. Ki yani orada organize bir ekip olduğunu, orada onunla da ilgili iddia var. Ona gelene kadar yetmediğini, bir şekilde yetmeyecek adette iğnenin getirilmiş olma olasılığı evet. Da yüksek görüyorum. Evet, o iddia da ciddi bir iddia. Denilen şey o. Çünkü sonuç itibariyle şunu söylemiyorlar. Biz iğneyi verdik. Adam iğneyi almadı, iğnelemedi, ondan sonra da dedi ki iğne yetişmedi. Varsa böyle bir iddiam bunu dillendir Aytun Çerkin. Ama bunu söyleyemiyorsan öbür taraftan da kalkıp Atatürk'ün resmini buruşturdu vesaire vesaire diye yalan söylüyorsan, sahtekarlık yapıyorsan onun altında ezilirsin. O Kemalist teğmenler yarın öbürsü gün senin o eski geçmişindeki İşçi Partisi vesaire vesaire Perinçek grubundaki vesaire olaylarını çıkartırlar, seni de yerler diye o Aytun Çerkin'e de hatırlatalım. Evet. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde yeşil mercimek alınacak demiş. İktidar çözümü ithalatta buldu. Yeşil mercimek fiyatları seçimden sonra 42 TL'den 42 TL'den 100 TL'ye çıktı. İktidar gümrük vergisini sıfırladı ve ihracatta kota getirdi. Hemen altına eklemiş üretici isyanda. Benim şimdi aklım hafsalam almıyor. Doların Kazakistan'la Kanada'dan ithal ediliyormuş dışarıda dünyada. Bir Kanada doları herhalde kaç? 20 Türk lirasına bedel şu an. 20-25 Türk lirasına bedel. Kanada'dan daha ucuza geliyorsa burada teşvik verildiği halde daha pahalıya satabiliyorsa birileri 42 liradan seçimden sonra kendi de söylüyor Cumhuriyet 100 liraya çıktı. Bu olağan bir artış gibi ise devlet de buna çözüm için o tüccarın, o stokçunun, o depocunun ümüğünü sıkmak için ithalat sopasını çıkarıyorsa Cumhuriyet bundan niye rahatsız olur? Ucuz mercimek yiyen adamdan vatandaş ucuz mercimek yiyemesin, stokçu kazansın diye mi destek olur? Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Hani o çikolata kutularında e-ticaret sitelerine destek ya da e-ticaret kanununa muhalefet için birileri para getiriyordu ya. Yani düşünün. Onlar Cumhuriyet'le alakası yok tabii o adamların. Ayrıldı gittiler Cumhuriyet'in iddiasına göre. Yine birileri böyle bir şey mi tezgahlıyor merak ediyorum. Bakın tarımı teşvik etmesi gerekir devletin. Eyvallah. Tarım çok hayati bir konu toplumlar için. Bugün mercimeği verirler, yarın vermeyebilirler. Dolayısıyla kendi ayağımızın üzerine basacak durumda olmamız lazım. Eyvallah. Ama geçici bir dönem için. Yeşil mercimekte bir sıkıntı olduysa Türkiye'de üretiminde bu eksikliği gidermek üzere. Çünkü eksik üretim olunca ne oluyor? Fiyatı yükseliyor. Bu eksik üretim mi onu da bilmiyoruz. Yani büyük ihtimalle stok mu yapıyor, bir şey mi yapıyor? Büyük ihtimalle olabilir ama yani sonuç itibariyle büyük ihtimalle eksik üretimin sezon dönemiyle de bağlantılı olabilir. Yağışlarla bağlantılı olabilir. Ama sonuçta geçici bir karar alınıyor. Yıllardır Kanada'dan şuradan buradan yeşil mercimek ithal ediliyor diye. Şu an 42 liradan 100 liraya çıkmış. Hangi ürün 42 liradan 100 liraya çıktı? O zaman onlar da varsa onların da ithaline izin verir devlet. Der ki bütün ürünleri biz 42 liradan 100 liraya çıktığına göre bu ürünlerin hepsini %200, %150 artış olan bütün ürünlerin ithaline izin veriyoruz derler. Sadece yeşil mercimekte ve belki birkaç üründe böyle bir sıkıntı varsa
Bunu yapıyor ki biz bunu soğanda gördük, patateste gördük. 25 liraya çıkmıştı soğan, şimdi 10 liradan satılıyor. Şimdi 25 liraya çıktığı zaman talebi karşılamak üzere Suriye'den 3 ton, 10 ton, 20 ton, 100 ton soğan ithal edildiği zaman yandık, bittik, kül olduk demek mi lazım? Ya devlet aklı hızlı şekilde hareket ediyor. Hemen eksiği gördü, ithalat kapısını açtı, hemen sonrasında da kapattı. Kapatmayı da unutmayacaksın. Şimdi yeşil mercimekte piyasa durgunlaştıktan sonra yerli üretim... Kaşım soğan ithal eden var mı? Azerbaycan'dan, Suriye'den soğan geldi demişlerdi. Şimdi niye soğan ithal etmiyor? Yani, evet, kapı kapandı, yani, sorun çözüldü. Yani. Şimdi yeşil mercimekte de bu yapılıyor. Çiftçiler isyandaymış. Ya çiftçi ne istiyor? 42 liralık mercimeği 100 liraya satıp 60 lira birden kar etmeyi mi düşünüyor? Yani bunu mu söylüyorsun çiftçiye? Çiftçiye de aslında haksızlık ediliyor. İnsanlar da çiftçiler çok büyük para kazanıyormuş gibi algı içine düşüyorlar. Halbuki bunlar hep stokçular. Şunlar çiftçi bunların, aracıların kazandığı paralar. Dolayısıyla bu noktada Cumhuriyet kime hizmet ettiğini de ispatlamış oluyor. Eğer dürüst insanlarsa gariban insanların, vatandaşın dar gelirli, asgari ücretle geçimini temin eden insan İnsanların yeşil mercimek almak istediği zaman 42 liraya mı alsın, 100 liraya mı alsın? Devlet diyor ki 42 liraya alsın. Bu noktada da Cumhuriyet'in tavrı ne? Ya bırakın 100 liraya alsınlar diyor. Evet, son bir dakikamız. Şeyi kaçırmışız dün, göremedik işte o yoğunlukta. Abdülkadir Selvi'nin bir yazısı varmış, çok güzel. Diyor ki otokar Suud fuarında da Atatürk posteri açtı mı diyor Koç grubunun otokarı. Diye bir soru sormuş. Suud'da bir fuara katılmış, silahlı kuvvetlere ilişkin bir fuara katılmış otokar firması. Bu da Koç grubunun diyor. Evet. Ali Koç Suudi Arabistan'da Fenerbahçe bayrağı, Fenerbahçe Galatasaray maçında, Süper Kupa maçında bir şeyle alakalı, Atatürk portresiyle alakalı, silüetiyle alakalı maçı iptal edip geri gelmişti. Şimdi otokar firması Suud'da fuara katıldı diyor. Bir Atatürk, ama Atatürk fotoğrafı yok. Aynı şeyi biz Fenerbahçe'nin basketbol takımının İsrail'le hem de yurt dışında yapılan maçta niye Atatürk fotoğrafı tişört tercih etmediklerini hatırlattık. Şimdi de Suudi Arabistan, yine Suudi Arabistan. O maçta Fenerbahçe Galatasaray maçı da Riyad'da, Suudi Arabistan'da yapılacaktı. Maalesef ki maalesef illa da illa son dakika orada Suudi yetkililerin Atatürk fotoğrafı olmaz diye bir itirazı da yok. Formada Atatürk silüeti zaten var. Isınma turuna da biz onunla çıkacağız. İyi de siz ısınma turuna daha önceden bildirilen takvime göre Atatürk formasıyla çıkacağınıza dair bir talebiniz yok. Sizin oradaki tişörtünüz başka bir tişört diye Suudlu yetkililer itiraz edince Ali Koç Atatürk yoksa biz de yokuz dedi. Şimdi otokar babanın fabrikası orası. İstediğin gibi öbür tarafta Fenerbahçe senin babanın kulübü değil ki. Otokar belki hisseye de açıktır. Borsaya da açıktır ama sonuçta Suudi Arabistan'da yatırımları var. O yatırımlar çerçevesinde otokarın Suudi Arabistan'daki ilişkileri çerçevesinde Atatürk hiç gündeme gelmiyor. Ama Fenerbahçe kulübüyle ilgili mevzu olunca hop Ali Koç Atatürk yoksa biz de yokuz diyebiliyor. Evet, Abdülkadir Selvi ilginç bir soru sormuş diyelim biz de bu hususta. Yarın görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Buluşmak ümidiyle inşallah. Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı sona erdi.